Riyadu Salihin adlı hadis kitabını, derleme hadis kitabını okuyoruz. İçindeki hadisleri şerh etmeye çalışıyoruz. Bu haftaki babımız 57. bab. Babul kanaati vel afafi vel iktisadi fil maişeti vel infaqi ve zemmis suali min gayri darura. Bu babta İmam-ı Nevevi rahimahullah kanaat, iffetli olma, insanın hayatında, yaşam biçiminde iktisatlı olması, zaruret hali olmadan, mecburiyet hali olmadan insanlardan bir şey istemenin yerildiği, hoş olmadığı babı. Yani bizlere burada İmam-ı Nevevi rahimahullah kanaatla alakalı, kanaatla ilgili hadisleri zikretmekte. İnsanın yaşamında mütevazi olmasıyla alakalı, iktisat sahibi olmasıyla alakalı, insanlara çok el açmamasıyla, insanlardan çok şey talep etmemesiyle alakalı hadisleri zikredecek. Çünkü kul bilmeli ki Allah-u Teala kendisini bu dünyada kendisine ibadet etmesi için yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsan şayet kendisine böyle bir kapı açarsa, sürekli birilerinden bir şey isteme, sürekli bir şeyler dilenme bahsini, kapısını açarsa, alimler diyorlar ki artık kulluğunu bir kenara bırakıp unutup bütün hemmi, gayreti, çabası, gayesi ne olur? Mal biriktirmek, dünya malına sahip olmak olur. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına pekiştire pekiştire, vurgulaya vurgulaya insanlardan bir şey istememelerini, onlara bu konuda iffetli olmalarını, bu konuda gayretli olmalarını söyleye söyleye öyle bir hale geliyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, onlardan birisinin sopası, onlardan birisinin asası, onlardan birisinin kırbaçı yere düştüğünde kardeşinden yardım istemiyor bile. Bana bunu ver bile demiyor. Haya ediyorlar artık. Çünkü aleyhissalatü vesselam'dan öyle bir edep, öyle bir ahlak almışlar ki. İstenmesi caiz olan bir hususta dahi ne yapıyorlar? Tereffu ediyorlar. Kendilerini ondan yüksek görüyorlar. Evet. Şeyh İmam-ı Nevevi rahimahullah diyor ki وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Allah-u Teala'nın şu ayetini zikrediyor bize. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Yeryüzünde gezen her canlının rızkı Allah'adır. Kul bunu bilecek. Kulun rızık endişesi olmaması lazım. Kul gayret edecek. Kul azim edecek. Ama onun rızık kazanmaktan daha önemli bir görevi var. Önemli bir vazifesi var. O da Allah'a kulluk, abd olabilmek, ibadet edebilmek. Bakara suresi 273. ayeti zikretmiş İmam-ı Nevevi rahimahullah. Diyor ki Allah-u Teala لِلْفُقَرَا اِلَّذ۪ينَ اُحْصِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah-u Teala kendilerine sadaka verilecek kimseleri sayarken diyor ki Allah yolunda cihad etmekten, Allah yolunda ibadet etmekten alıkonulanlar, yani imkanları olmadığı için geri kalanlar, geri kalan fakirler, işte bunlara verilir, bunlara hayır yapılır, sadaka verilir. Onlar ki la yestati'una darben fil ard. Yani onlar öyle fakirler ki yeryüzünde dolaşıp gezip dolaşıp para kazanacak, yolculuğa çıkabilecek imkanları dahi yok diyor Allah Teala onların. O durumdadırlar. Yani yaşadıkları topraklarda kenet kilitlenmiş, kalmış, hareket edemeyen, sağa sola oynayamayan insanlardır. Yahsebu ama bunların bir özelliği daha var. Allah Teala bunu vasfediyor bizlere, bunu zikrediyor. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ Bu fakirlerin, bu garibanların iffetli olmalarından ötürü, bu konuda sürekli şikayet etmemelerinden dolayı tanımayan kimse onları ne zanneder diyor Allah-u Teala? Zengin zanneder diyor. Yani fakirliğin de bir şeyi var arkadaşlar. Kadri var, kıymeti var, bir ölçüsü var, mertebesi var, derecesi var. تَعْرِفْهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Ama sen diyor onları ne yaparsın? Alametlerinden, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu, peygamberinin zikretmiş olduğu vasıflardan, özelliklerden tanırsın, bilirsin. لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَ İnsanlardan ne yapmazlar bu kimseler, bu fakirler, bu yardıma muhtaç olanlar? Israrla istemezler. Sık boğaz etmezler yani.
Bir kere isterler. Ve insanlar onları tanımaz. Tanımayan insanlar onları zengin zanneder. Allah Teala bu kimselerden bahsediyor bizlere. Bu ayet-i kerimede. Başka bir ayette de Furkan suresi 67. ayette diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا Allah Teala burada müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Onlar ki infak ettikleri zaman, Allah yolunda harcadıkları zaman لَمْ يُسْرِفُوا Ne yapmazlar? İsraf etmezler. وَلَمْ يَقْتُرُوا Sıkmazlar aynı zamanda. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Bu ikisi arasında orta bir yol edinirler kendilerine. Ve yine İmam-ı Nevi bizlere Allah-u Teala'nın Zariyat suresindeki ayetleri zikrediyor. Hepinizin bildiği ayetler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben ancak cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah-u Teala ayetin devamında diyor ki مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ Ben cinlerden, insanlardan ne yapmıyorum? Hiçbir şey istemiyorum. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ Beni doyurmalarını da istemiyorum diyor Allah-u Teala. Yani insanların böyle bir şeyi yok, görevi yok. İnsanların görevi Allah-u Teala'ya kulluk. Hepimiz bu dünyada misafiriz. İmam-ı Nevi Rahimahullah'ın ilk zikrettiği hadis, Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anh, diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kâle. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Leysel gina an kethretil arad. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselamın literatüründe onun tarifinde zengin kim? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, zengin çok malı olan kimse değildir diyor. Parası bankada çok olan, malı mülkü olan, gayrimenkul olan değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Velakinnel gina ginen nefs. Asıl zenginlik nedir? Ginen nefs. Gönül zenginliği. Kişinin gönlünde kendini zengin hissetmesi. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden dolayı kendini bahtiyar hissetmesi. Allah-u Teala'dan başka kimseye muhtaç olmadığını hissetmesi en büyük zenginlik. İkinci hadis Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Kad eflaha men esleme. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Müslüman olan, teslim olan gerçekten ne yapmıştır? Felaha ermiştir, kurtulmuştur. Ve ruzika kefâfâ. Bakın, yani felaha ermenin bir alameti, bir belirtisi de şudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu birçok hadiste söylüyor. Ve ruzika kefâfâ. Rızkının kendisine yeterli olması. Allah Teala ona bir rızık veriyor. O da kendine o rızkı yeterli görüyor. Sürekli hadislerde de geliyor ya, kendinden üstündekilere bakmıyor kul. Kendinden aşağıdakilere bakıyor. Kulun kendinden üstündekilere bakacağı yer neresi? İbadet alanı. Takva alanı. Allah-u Teala'dan sakınma alanı. Evet, orada kendinden yukarıdakilere bak. Selefi Salihinin hayatını oku. Onların ibadetteki olan gayretini, ibadetteki olan hırsını şöyle bir düşün. Onlara özen. Ama dünyevi şeylerde her zaman için nereye bakman lazım? Aleyhisselatü Vesselam'ın da tavsiyesiyle kendinden aşağıda olanlara. Bak musibete düçar olmuş insanlara. Rızkının çok az olmuş, az olarak verilmiş olan insanlara. Bunlara bakmamız gerekiyor. وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ Kimdir felaha eren? O kimsenin özelliklerinden bir tanesi de Allah-u Teala o kulu verdiğinde ne yapar? Kanaatkar kılar. Yani Allah-u Teala'nın seni felaha erdirdiğini, gerçekten kurtuluşa nail olduğunu görmek istiyorsan bu hasletlere sahip olmaya çalış. قَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ Allah-u Teala verdiğiyle o kulu ne yapar? Kanaatkar kılar. Yani kul hamdolsun der. Gözü yukarılarda değildir. Bulunduğu hal, bulunduğu yer onun için mutlu olduğu bir yerdir. Elhamdülillah der. Üçüncü hadis, Hakim İbni Hizam hadisi radıyallahu anh. Burada da görüyorsunuz sahabenin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la olan ilişkisini, aleyhissalatü vesselam'ın onları nasıl yetiştirdiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin onlar katındaki değerini diyor ki bu sahabe, Hakim, سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَانِي Geliyor aleyhissalatü vesselam'dan bir şeyler istiyor, mal mülk istiyor. O gün aleyhissalatü vesselam aynı zamanda devletin reisi, devletin başkanı, başı sıkışanın, yardım talebinde bulunanın gideceği tek adres. Çünkü elinde ganimetler var, elinde mal var. Diyor ki bu sahabe,
aleyhissalatü vesselam'dan bir şeyler istedim. O da diyor bana verdi bunu. İstediğimi verdi. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْتَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْتَانِي Yine istedim, yine verdi. Yine istedim, peş peşe. Yani düşünün. Aleyhissalatü vesselam'a gelip gelip para istiyor. Gelip gelip mal mülk istiyor yani. ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمِ Aleyhissalatü vesselam güzel bir üslup. Her zaman olduğu gibi diyor ki ey hakim sahabe. اِنَّ هَذَا الْمَالَ خَبِرٌ حُلْوٌ Diyor ki bu mal, bu dünya malı var ya diyor. خَدِرٌ حُلْوٌ Kadir ne demek? Kadir yemyeşil. Yani bakan kişileri, yani dışarıdan bakanı ne yapar? Mesut eder. Cezbeder. حَلْوٌ Tadanı ne yapar? Tadanı, tadan kimseyi etkiler. Daha da çok iştahını arttırır. Diyor dünya malı böyle bir şeydir. Ey hakim diyor. فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ سَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ ف۪ي Kim diyor bu dünya malına, onu takip etmeden, onun peşinde koşmadan, ona göz dikmeden alırsa onu, velev ki yardım da olsa, Allah Teala diyor o mala bereket verir. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ ف۪ي Ama kim de böyle göz dikerek, acaba bana buradan bir yardım gelir mi diyerek, oradan beklentiler içinde, kuruntular içinde bulunarak bir şey isterse, diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun diyor bereketi olmaz. O malda bereket bulamaz o kimse. Bereketini göremez onun. Yani fakirin de izzet olması lazım arkadaşlar. Fakirin gözü zenginin malında olmayacak. Fakirin zenginle olan ilişkisi, zenginle olan arkadaşlığı, dostluğu ne olmayacak? Mal için, mal beklentisi için olmayacak. Böyle bir şey olursa bereket olmaz bu hayatın. وَكَانَ كَالَّذ۪ي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعْ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, işte yani göz diken adamın diyor durumu ne gibidir? Yemek yiyip doymayan kimseye benzer. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى Yukarıdaki el, az sonraki rivayetlerde gelecek o, yani veren el. خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى Alan elden her zaman nedir diyor aleyhissalatü vesselam? Üstündür. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا sahabe karşısındaki o konuşan kimsenin boş konuşmadığını çok iyi biliyor. O iki dudaktan dökülen sözlerin cennetin anahtarları olduğunu, kendisinin ebedi saadetine götürecek olan sözler olduğunu çok iyi biliyor. Yani sahabeler Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerine böyle yaklaşıyorlar. O söylediyse, o emrettiyse, o böyle buyurduysa nedir? Cennetin anahtarı buradadır. La yantıku anil hava in huwa illa vahyun yuha. Hevasından konuşmaz çünkü o diyor Allah Teala. Vahiden konuşur. Hakim diyor ki sahabe, seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan sonra diyor dünyadan ayrılana dek, bu dünyadan çıkıp gidip ölene dek kimseden bir şey istemeyeceğim. Şimdi siz olayın devamına bakın. Tabi aleyhissalatü vesselam vefat ediyor. فَكَانَ اَبُوْ بَكِرْ رَضِيَاللّٰهُ عَنْهُ يَدُوْ حَك۪يمًا لِيُعْتِيَهُ الْعَطَى Ebu Bekir radıyallahu anh halifelik döneminde, halife olduğunda, devlet başkanı olduğunda ganimetler geliyor. Devletin hazinesine, devletin bütçesine, Allah yolunda yapılan savaş sonucu mal mülk geliyor. Bunun ne yapılması lazım? Dağıtılması lazım. Allah'ın emrettiği şekilde. Ebu Bekir çağırıyor hakimi. Diyor ki gel. Senin neyin var? İstihkakın var. Hak ettiğin bir mal var burada. Gel al. Hakim ise diyor ki فَيَعْبَى اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا Hakim gitmiyordu. Hakim radıyallahu anh bu malı almaya gitmiyordu. Çünkü bir kere öğrendi dünyanın yemyeşil olduğunu, tatlı olduğunu, onun peşinde koşmaması gerektiğini, yoksa bereketli olmayacağını. ثُمَّ اِنَّ اُمَرَى رَضِيَاللّٰهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى اَنْ يَقْبَلَهُ Ebu Bekir vefat ediyor radıyallahu anh. Ömer geliyor yanına, yerine halife oluyor. O da miras dağıtacak. O da pardon, para dağıtacak. Onun devletteki hakkını verecek. Yine gitmiyor hakim. Almıyor. فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِم۪ينَ Ömer İbn-i Hattab diyor ki Müslümanlar şahit olarak. Ey Müslümanlar! اُشْهِدُكُمْ عَلَى حَك۪يمٍ diyor. Şahit olun. Şahitlik edin. İnni u'ridu alayhi haqqahu allazi qasamahu Allahu lahu fi hadha al-fay fayaba an ya'khudahu. Ömer şahit tutuyor Müslümanlar. Diyor ki ben Allah Teala'nın bu ganimetlerde diyor ona verdiği payı ona vermek istiyorum ama diyor o istemiyor. Şahit olun. Fayaba an ya'khudahu. Felem yarzu hakimun ahadan minan nas
ba'den nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatta tuvfi. Hakim ölene dek, dünyadan ayrılana dek ne yapmadı diyor? Daha artık kimseden bir şey istemedi, bir talepte bulunmadı. İkinci, dördüncü hadisimiz Ebu Berde hadisi, Ebu Burde hadisi. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Kale haracna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazat. Sahabeler şimdi anlatıyor. Bakın sahabeler çok yokluk çekmiş insanlar. Yani bugün bizim yoksulluk derecesi diye gördüğümüz şeyin çok çok altında yoksulluk çekmiş insanlar. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Bakın bu rivayete dayanarak. Yani bugün bir insanın evinde tüp olmasa bu yoksulluk oluyor. Değil mi? O gün iki gün, üç gün tüpünü alamasa bu yoksulluk oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki yardım geliyor, destek geliyor. Tüpü başlıyor yeniden kaynamaya. Tenceresi var, evi, balkonu, camı, perdesi, koltuğu. Böyle aslında yani sahabenin yaşamış olduğu döneme göre saraylarda, o dönemin saraylarında yaşanan bir hayat sürüyoruz. Fakirler, yoksullar da öyle. Diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari, Resulullah aleyhissalatü vesselam'a bir savaşa çıktık. وَنَحْنُ سِدَّتُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ Altı kişiyiz. Diyor, bir tane de neyimiz var? Bineğimiz var. Binecekleri bir tane binek var. Ne yapıyorduk diyor? نَعْتَقِبُهُ Peş peşe sırayla ona biniyorduk. Nöbetleşe nöbetleşe. فَنَقِبَتْ اَقْدَامُنَا وَنَقَبَتْ قَدَمَاي قَدَمِي Diyor ki Ebu'l-Musa el-Eş'ari, ayaklarımız diyor paramparça oldu yürürken. Diyor kendi benim diyor ayaklarım diyor perişan oldu. Hatta diyor vasakatat azfari. Düşünebiliyor musunuz? Ayağındaki tırnakları düşüyor artık. Tırnakları çıkıyor. Yani şimdiki gibi asfalt değil. Hele bazı yerler var ki güneşin sıcağı, taş. Orada yürümek bir ölüm. Fekunna neluffu ala erculina el-hirak. Ebu Musa diyor ki ayaklarımıza bez parçaları sarardık. Yani ayakkabı yok. Şimdi bizden birisi ayakkabısını bir sene sonra değiştirmediği zaman aleyküm selam. Kendini ne hissediyor? Mahzun hissediyor. Değil mi yani? Eskidi diyor ya. Yani. Ayakkabısının içindeki o sünger tarzı şeyleri azıcık ayağını acıtmaya başlasın diyor. Bu ayakkabıyı atayım ben hemen. Yeni bir ayakkabı alayım. Düşünebiliyor musunuz? Yani ayaklarını kumaşlara sarıyorlar, bezlere sarıyorlar. Savaşa gidiyorlar bunlar. İşte diyor ki fesummiyet gazvetu zatir rika. Siyer okuyanlar bilir. Zatur rika savaşı var, gazvesi var. Biliyor musunuz? Ne demek rika? Yama demek. Yama savaşı. İnsanların ayaklarını yamaladığı, elbiselerini yamaladığı bir savaş. Yoksulluk. Savaşa öyle gidiliyor. Lemma kunna na'subu ala arjulina min al-kharak. Kale Ebu Burda فحدث ابو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. Bakın tevazuya bakın arkadaşlar. Olayın sahibi, olaya şahit olmuş, olayı yaşamış kimse Ebu Musa bu olayı anlatıyor bize. Savaşa gittik, 6 kişilik diyor. Sonra Ebu Musa bu anlattıklarından pişman oluyor. Niye anlattım ki ben bunu diyor. قال وما كنت اصنع بان اذكره قال كانه كره ان يكون شيئا من عمله افشى. Ravi diyor ki sahabe Ebu burada diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari hakkında. Yani diyor bu amelini ifşa etmekten yapmış olduğu Allah yolundaki bu salih ameli Allah yolunda yapmış olduğu bu gayreti insanlara anlatmasından, ortaya çıkarmasından ne yaptı? Pişman oldu. Keşke anlatmasaydım diyor. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Muttefakun aleyh. Tabi ilim ehli diyorlar ki şayet senin yapmış olduğun amelde insanlara bir teşvik etme özelliği varsa, insanların o sünneti, o ameli, o salih ameli yapmadığını görüyorsun. O yapmış olduğun ameli ifşa etmende, insanlara söylemende bir beis yok. Riya olmaması babıyla, riya olmaması şartıyla. Bakıyorsun ki insanlar oruç tutmuyor pazartesi günleri, perşembe günleri. Sen tutuyorsun. İnsanlara onlar da tutsun diye, ha böyle bir ibadetin yapılması gerektiğini görsünler diye o amelini söylemende bir sakınca yok. Beşinci hadis Amr ibn-i Taglep hadisi radıyallahu anh. Taglep. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bimalin ev sebyin fekassemahu. Diyor ki bu Amr ibn-i Taglep Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor
ganimet malları ve köleler getirildi. Aleyhisselatü Vesselam diyor, bunları dağıttı. فَاَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا. Tabi dağıtırken kimilerine veriyor, kimilerine vermiyor bu malı. Bazılarına da vermiyor Aleyhisselatü Vesselam. فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذ۪ينَ تَرَكَ عَتَبُوا. Sonra Aleyhisselatü Vesselam duyuyor ki, kulağına geliyor ki, kendilerine bu ganimetten vermeyip ayırdığı, kendilerine bu ganimetten pay ayırmadığı kimseler ileri geri konuşuyorlar. Hoşnutsuzluklarını ifade ediyorlar. Aleyküm selam. Şimdi kapı kapalı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca kalkıyor. Allah'a hamd ediyor. Her zamanki olduğu gibi. Elhamdülillah diyor. Ve etna aleyh. Sonra Allah-u Teala'ya sena ediyor. Hamd nedir? Sena nedir arkadaşlar? Hani Fatiha ile alakalı hadiste diyor ya Allah-u Teala, kulumla Fatiha'yı ne yaptım? Kendi aramda ikiye böldüm. Kulum elhamdülillah dediği zaman ben derim ki kulum bana hamd etti. Kulum errahmanirrahim dediği zaman derim ki kulum bana sena etti. Hamd ney, sena ney? Hamd? Evet. Rabbinin nimetlerine hamd etmek. O şükür olur. Yani sana verilen nimetlere hamd edersen o şükür olur. İhsana karşılık, iyiliğe karşılık yapılan övgüye ne deniyor? Şükür deniyor. Hamd daha yüksek bir şey. Neden dolayı? Bütün sıfatlarını, onun sahip olduğu, onun ezeli ve ebedi sıfatlarından dolayı, mükemmel olan kemal sıfatlarından dolayı onu ne yapmak? Övmek. Yani hamd, illa sana iyilikte bulunmasına gerek yok. Onun üstün sıfatlarından, eksiksiz, noksansız sıfatlarından dolayı ona hamd ediyorsun. Onu bu sıfatlarıyla yad ediyorsun, zikrediyorsun. Bu ne oluyor? Hamd oluyor. Sena ne demek sena? Hamdın tekrarlanması. Yani hamdı tekrarlarsan ona da ne deniyor? Sena deniyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her mevkifte, her konumunda ne yapıyor? Önce Allah'a hamd ediyor, sonra sena ediyor. Çünkü onu kulları arasında, Allah-u Teala'yı kulları arasında en iyi tanıyan bilen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, emma ba'd, fevallahi inni le'u'tir racule ve ed'ur racule. Ben diyor, Allah'a yemin olsun ki kimilerinize veririm mal mülk, kimilerinize de vermem. Vellezî ed'u ahabbu ileyye minellezî u'tî. Yani diyor ki, yani verdiklerim vermediklerimden daha sevimli değildir. Yani vermeyip mal mülk vermediğim kimseler verdiklerimden bana daha sevimli diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu bir şey, bu sevginin alameti, göstergesi değil. Birilerine verdim diye ben onları vermediklerimden daha çok seviyorum anlamına gelmez. Hatta diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, vermediklerim bana daha sevimlidir. Velakinni innema u'ti akvamen lima ara fi kulubihim minel ceza'i vel hala'. Ben diyor niye veriyorum bazılarına, kimilerine? Kalplerinde diyor hoşnutsuzluk, kalplerinde diyor kızgınlık gördüğüm için veriyorum onları. Kimilerine de vermiyorum çünkü diyor onları, o vermediklerimi diyor Allah-u Teala'nın onlarına koymuş oldukları gına. Ne demek gına? Muhtaç olmama, tevekküllerinin Allah'a olması. İç kalplerinde olan hayırları bildiğim için diyor, kalplerindeki olan güzellikleri bildiğim için ne yapıyorum? Onlara da vermiyorum. Allah'a bırakıyorum onları. Minhum Amr ibn Taglib. İşte onlardan bir tanesi de budur diyor. Sahabeyi söylüyor. Kal Amr ibn Taglib. Şimdi Amr ibn Taglib de bunu duyunca, düşünsene Allah-u Teala senin kalbindeki ne yapıyor? Hayra işaret ediyor. Gınaya işaret ediyor. Mustagni olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığını Allah'tan başka. Buna işaret ediyor. Ne diyor Amr ibn Taglib? Fevallahi ma uhibbu enne liye bi kelimeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem humran ni'am. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyor duyduğum bu kelimenin karşılığında, bu duyduğum bu sözlerin karşısında yeryüzü benim olsa burayı denk tutmam. Yeryüzü dolusunca kırmızı develerim olsa bu kelimeye eşle gelmez diyor. Ne demek, düşünsene. Resulullah'ın bir müjdesi var burada. Altıncı hadis Hakim İbni Hizam hadisi. Az önceki rivayetin farklı bir versiyonu. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, el-yedul ulya hayrun minel yedus sufla. Yüksekteki el
Veren el, alan elden üstündür. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ Vereceksen kimden başla? Vermeye. Ailenden. Hatta önce kendi nefsinden. Kendinden başla diyor. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى Sadakanın en güzeli nedir? Nasıl verilmesi? Muhtaç olmadan vermek. Karşılığını beklemeden vermek. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهِ Çok önemli. Kim diyor iffetli olursa, kim? El açmaz. Dilenmez. İffetli olursa, يُعِفَّهُ اللّٰهِ Allah onu ne yapar? İffetli kılar. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللّٰهِ Kim de gani olursa, ben muhtaç değilim deyip, Allah'a kalbini bağlarsa, Allah diyor onu ne yapar? Zengin eder. Muttefakun aleyh. Yedinci hadis, Sufyan Sakr ibn Harp hadisi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tulhifu fil mes'ele. Bir şeyleri ısrarla istemeyin. Bir şey istediğiniz zaman ısrarla istemeyin. Fevallahi la yes'eluni ahadun minkum şey'en. Allah'a yemin olsun ki sizlerden birisi bazen benden bir şey ister. Fetuhrice lehu mes'eletu minni şey'en. Ve diyor bu isteğinin sonucunda benden diyor bunu elde eder. وَاَنَ لَهُ كَارِهُنْ Aslında diyor ben bunu vermek istemem ona. Ama ısrarla istediği için vermişimdir. فَيُبَارَكَ لَهُ ف۪ي مَا اَعْطَيْتُهُ Ve böylece diyor ne yapamaz? Aldığı şeyin bereketini göremez. Ya onun için insan çok ısrarlı olmayacak istediği zaman. Bu manada. Başkasından bir şey talebinde bulunduğu zaman. Hatta alimler diyorlar ki yani borç bile zaruret halinde istenir. Keyfiyet halinde bir şeyleri mükemmele tamamlamak için istenmez. Zaruretin halin vardır. İhtiyacın vardır. Zaruret haline ulaşmıştır. O zaman borç istersin. Ama bir şeyleri tamamlamak adına ne yapamazsın? Diyorlar, borç isteyemezsin. Sekizinci hadis. Ebi Abdurrahman Avf İbni Malik el-Eşcai. Diyor ki kunna inda Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem tis'aten ev semaniyeten ev seb'aten. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanındaydık diyor. 7 ya da 8 ya da 9 kişiydik. Dedi ki diyor bize aleyhissalatü vesselam elâ tubâyi'ûne Rasulallah. Resulullah diyor ki onlara Allah'ın Resulüne beyat etmiyor musunuz? Etmez misiniz? Ve kunna hadîfî ahdin bi bey'a. Diyor ki Ebu Abdurrahman henüz Allah Resulü'ne yeni beyat etmiştik zaten yani. Beyatımızın üzerinden çok süre geçmemişti. Resulullah'tan böyle bir şey duymak şaşırttı onları. Diyor ki yeni beyat etmiştik. Dedik ki diyor ey Allah'ın Resulü. قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Yani biz sana beyat ettik. Söz verdik. Ahit verdik. Resulullah bir daha tekrarlıyor. Diyor ki اَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّٰهِ Allah'ın Resulü'ne beyat etmiyor musunuz? Hadi edin. Biz de hemen ellerimizi uzattık. فَبَسَطْنَا اَيْدِيَنَا وَقُلْنَا Ve şöyle dedik. بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Sana beyat ediyoruz ey Allah'ın Resulü. Sonra diyorlar ki فَعَلَى مَا نُبَايِعُكَ Peki ne üzerine sana söz verelim? Ne üzerine beyat edelim? Yani bizden ne istiyorsun? قَالَ عَلَى اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Yalnızca Allah'a ibadet etmeniz için ve ona hiçbir şey ortak koşmamanız konusunda beyat edin. Tevhid. Diyor ki devamında وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ Beş vakit namaz. Beş vakit namaz için kılmaya وَتُطِيعُوا Ve Allah-u Teala'ya itaat etme konusunda ne yapın? Beyat edin. وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَف۪يَّ Sonra aleyhissalatü vesselam böyle eğiliyor. Fısıldayarak onlara diyor ki وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا İnsanlardan hiçbir şey istemeyin. İnsanlardan hiçbir şey istemeyin. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ اُولَٰئِكَ النَّفَرِ Diyor ki bakın Ebu Abdurrahman, o diyor bizimle bulunan, beyat eden, o 7-8-9 kişiden diyor, bazılarını şöyle gördüm, şöyle buldum. يَسْقُطُ سَوْتُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ اِيَّا Onlardan birisinin diyor, onun asası, kırbaçı düşerdi de, kardeşinden o düşen kırbaçını kendisine vermesini ne yapmazdı? İstemezdi. Niye? Çünkü aleyhissalatü vesselam'a onlara eğiliyor. Ne diyor?
kısık bir sesle ve la tes'elun nase şey'a. İnsanlardan bir şey istemeyin. Bu tevcih, Aleyhisselatü Vesselam'ın bu isteği karşısında sahabeler öyle. Namaz kılıyor Aleyhisselatü Vesselam. Ayağındaki sağ ayakkabıyı çıkartıyor. Namazın son oturuşunda. Selam veriyor. Bir bakıyor ki bütün sahabelerin ayaklarındaki sağ ayakkabıların hepsi çıkmış. Sorgu sual yok. Aleyhisselam. Neden, niçin, nasıl? Ama şimdi öyle insanlar var ki hoca tipinde topluma ders yapan insanlar çıkmışlar. Diyor ki hadisler akidede delil olmaz. Bir tarafta sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine olan bağlılığına bakın. Sorgu sual olmadan nasıl bir bağlılık var? Aleyhisselatü Vesselam'ın isteğinin üzerinde bir hırs var. Azim var, gayret var. Bir taraftan da bakın ki öyle insanlar türemiş ki hadisler akidede delil olmaz diyecek kadar cüretkarlar. 9. hadis İbn Ömer hadisi diyor ki enne nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal la tazalul mes'eletu bi ahadikum hatta yelka Allah Teala ve lese fi vecihi muz'atu lahmin. Sizlerden birisi diyor direndiği sürece, sizlerden birisi insanlardan sürekli bir şeyler istediği sürece ne yapar? Allah Teala'ya gittiğinde, Allah Teala ile karşılaştığında, ölüp haş olduğunda nasıl dirilir? Yüzünde diyor hiçbir et parçası olmadan dirilir. Yani onları o şekilde tanınacak. Yani dünyada dilencilik yapan, dünyada insanların üzerinden geçinen, dünyada insanlardan bir şeyler talep ederek hayatta kalmaya çalışan insanların ahiretteki tanınmış şekli ne olacak arkadaşlar? Yüzlerindeki etsiz olmaları. Yüzleri etsiz olacak diyor. Bu hadis müttefakun aleyh. 10. hadis yine İbn Ömer. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle ve hu alel minber. Aleyhisselatü Vesselam minberdeyken, hutbedeyken sadaka ve insanlardan bir şey isteme konusunda iffetli olma. Uzak durma meselesiyle alakalı konular zikrediyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki el yedul ulya hayrun min el yedis sufla. Veren el, alan elden her zaman üstündür. Ve yedul ulya, peki yukarıdaki el kimdir? Üstteki el. Hiyel munfika. İnfak eden. Ve sufla, aşağıda olan el ise diyor, hiye sâile. Şimdi bile dilenciler nasıl dileniyor? El aşağıda böyle. Bakın artık literatüre geçmiş. Türkçe'ye bile geçmiş. Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce konuşmuş. Veren el, alan elden üstündür. 11. hadis Ebu Hureyre hadisi. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men se'elen nâse tekessuran. Kim diyor insanlardan zenginliğini yahut da parasını yahut da durumunu düzeltmek için, çoğaltmak için bir şeyler isterse malına mal katmak için dilencilik yapıyor. Bugün haberlerde de görüyorsunuz bazen değil mi? Adamın evinden o kadar yastık altından bir sürü para çıkıyor. Adam nerede topluyor? Caminin önünde, köprünün üstünde topluyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, فَاِنَّمَا يَسْأَلُوا جَمْرًا. Aslında diyor bu insan bir şeyler talep edip de isteyen bu insanın diyor yaptığı nedir? Kendisine ateşten kor toplamaktır diyor. Aldığı o para, aldığı o istediği o şeyler onun için nedir? Kor, ateş. فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْفِرْ. Bu az olsun, çok olsun böyledir. 12. hadis Semura İbn-i Cundub hadisi radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Bakın Aleyhisselatü Vesselam bizlere neyi öğretiyor arkadaşlar? İffetli olmayı öğretiyor. İzzetli olmayı öğretiyor. Yani fakirliğin de bir neyi var? Adabı var arkadaşlar. Fakirliğin de bir neyi var? Adabı var. İnnel mes'elete keddun. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Dilenmek nedir? Diyor yüz yaralamak. Biz Türkçe'de ne diyoruz ona? Yüz karası diyoruz ya. Arapça'da böyle yüz, yani yüzün yaralanması böyle, tırmıklanması, yaralanmasıdır diyor. يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجَهُ. Bununla diyor kişi ne yapar? Bu istediği sadakayla, dilenmekle yüzünü yaralar. Yani yüzünü karartır. اِلَّا اَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا اَوْ فِي اَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْ. Kişi diyor, nasıl isteyebilir ancak? Ya diyor, devlet yöneticisinden, ya da fi emrin la budde minhu, zaruret halinde olduğu şeyler isteyebilir. Yani az önceki rivayetlerden anlıyoruz. Malına mal katmak için eksik olan bazı şeylerini, olmasa da olmaz olmayan, zaruri olmayan şeylerini tamamlamak için değil.
ihtiyacı oldu. Az sonra rivayette gelecek kimler bir şey isteyebilir? Ne zaman başkasından bir şey istemek caiz olur? Az sonra rivayette zikredeceğiz. Hani İbn-i Mesud, diğer hadis, radıyallahu anhu, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men asâbetu fâkatun, kime diyor bir fakirlik isabet ederse, kime yoksulluk, kimin başına yoksulluk gelirse, fe enzelehâ bin nâsi, lem tusedde fâkatuhu, ve bunu diyor insanlara açar, insanlardan ister, insanlardan talep ederse, ne olur? Lem tusedde fâkatuhu, onun diyor bu fakirliği ne yapmaz? Kapanmaz. Bazı insanlar vardır, hayat boyu ağlarlar. Hayat boyu şikayet ederler. Niye? Çünkü ihtiyacını, çünkü fakirliğini, çünkü muhtaçlığını Allah'a değil de insanlara açıp yalvardığı için o kapı kapanmamıştır. Kapanmayacaktır da. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ فَيُوشِكُ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ اَوْ عَاجِلٍ Kim diyor Allah-u Teala'ya açarsa, Allah-u Teala'ya indirir. Allah-u Teala'ya ellerini açarak, ya Rabbim sen benim durumumu biliyorsun diyerek yalvarırsa, Allah-u Teala'nın diyor ona hemen ya da daha sonra diyor rızık vermesi çok yakındır. Yani öyle bir sebep halk eder, öyle bir şey bahşeder ki sana, bir de bakarsın ki hiç ummadığın bir yerden ne yapmış? Allah-u Teala sana bir rızık kapısı açmış. Ve sen kanaatkar olmayı bilmen lazım. Dediğim gibi kim insanlarda var ki yok adam hayatı boyunca o durumdan çıkamaz. Onun fakirliği ne yapılmaz? Örtülmez. Niye? Çünkü o derdini kime açtı? İnsanlara açtı. Elini insanlara açtı. Allah'la konuşmadı. Allah'tan istemedi. 14. hadis, Sevban hadisi radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tekeffele li en la yes'elen nase şey'en ve etekeffelu lehu bil cenne. Kim diyor insanlardan bir şey istememeyi bana garanti ederse. Aleyküm selam. Ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Aleyhisselatü vesselam. Kim diyor insanlardan böyle bir şey talep etmemeyi bana garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. Fekultu ene. Sevaban diyor ki ben sana vaat ediyorum ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü vesselam diyor ki ravi fekâne la yes'elû ahaden şey'e. Sevaban bu saatten sonra söz verdikten sonra garanti ettikten sonra insanlardan ne yapmadı? Hiçbir şey istemedi. Onların istememesinin sureti öyle bir suret, öyle bir hayat biçimleri olmuş ki az önceki rivayetlerde geldiği üzere ellerinden bir şey düştüğünde ne yapmıyorlar? Başkasının istemeye haya ediyorlar. Şimdi insanlar, tarikatçılar bırakın yani bir insanın kardeşinden caiz olan bir şeyi istemesini ölülerden binlerce yıl yaşamış önceki kişilerden, zatlardan, toprağın altında kendilerinden istenmesi caiz olmayan hususları istiyorlar. Öyle değil mi? Medet diyorlar, yetiş diyorlar, git bizi kurtar diyorlar. Ya kardeşim senin kardeşin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir edep, ahlak öğretmiş ki yani iffetli olmayı öğretmiş. Zaruret olmadan, ihtiyacın olmadan kardeşinden sana vermesini istediğin caiz olan bir şeyi dahi istememeni üstün olarak görmüş olan bir peygamber sana nasıl olur da yalnızca Allah-u Teala'dan istemen gereken bir şeyi kalkıp da kabirlerinde sadece kemikleriyle kalan yahut da çürümüş gitmiş olan insanlardan istemeni caiz diyebilir ki, buna izin verebilir ki. 15. hadis Ebu Bişr Kabisa radıyallahu anh diyor ki, tahammeltu hamaleten. Ne demek tahammeltu hamaleten? Hamale, bir insanın arkadaşlar iki küskünü, iki dargını, iki kabileyi barıştırmak için üstlendiği kefalet. Tamam diyor. Ben diyor bunun borcunu ne yapıyorum? Üstleniyorum. Araya giriyor. Tamam diyor. Bu tür insanlara ne yapılabilir? Yardım edilebilir, sadaka verilebilir, zekat verilebilir diyor alimler. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَسْأَلْهُ فِيهَا Tabii şimdi kefalet altına girdi. Kime geliyor? Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki ben böyle bir şeyim var. Peygamberimizden bir şey isteyecek. اَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Diyor burada takıl biraz. Yanımızda otur. Kal. Bize diyor sadaka gelene kadar bekleyelim. Geldiği zaman diyor onu sana sarf ederiz. O sadakayı sana veririz. Madem böyle bir şeyin altına girdin. Bakın ne var?
insanların aralarının düzeltilmesi için bir insanın böyle bir şekilde kefaletin altına girmesinin müstahap olduğunun bir şeyi var. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ona yardım ediyor. ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ اِلَّا لِيَحَدِ ثَلَاثَةٍ Diyor ki ey Kabisa, istemek, dilenmek ancak diyor şu üç kişi için diyor mümkündür, caiz olur. رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا Senin gibi diyor, yani kefalet altına giren kabile veya iki insan veya iki topluluk arasında kavgayı, savaşı önlemek için şeyler üstlenen insanın o üstlendiği şeyi yerine getirmesi, ifa etmesi için dilenmesi. Bu caizdir. Gidip istemesi caizdir. Sımma yumsik diyor. Elde edeceğini elde eder. Sonra da ne yapar bu kimse? Artık tamam. Daha istemek yok. وَرَجُلُنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَا لَهُ İkinci insan, dilenmesi caiz olan, malına, mülküne ne gelmiştir? Afet gelmiştir. Felaket gelmiştir. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ Malına, mülküne afet gelmiştir. Yerle bir olmuştur. Hayatını idame ettirecek kadar ne yapabilir? İsteyebilir. Bu da isteyebilir yani. Evet, adam zengindir. Malını, mülkünü kaybetmiştir. Afet gelmiştir. Tarlasına şey düşmüştür. Kıldırım düşmüştür. İflas etmiştir. Bu adam hayatını artık geçinemiyordur. Bu adamın gidip bir şeyler istemesi caizdir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Etti ki. وَرَجُلُنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ Fakirlik bulaşmış. Kendisine fakirliğin isabet ettiği. حَتَّى يَقُلَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِ الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ Yaşadığı toplulukta, yakın çevresinde zevil hica, akıl sahibi. Yani duygusal davranmayan, gerçekten bu adama fakirlik dokundu, bu adam fakirdir diyen üç kişi hükmederse diyor bu adamın fakir olduğuna, bu adamın da ne yapması caizdir? Dilenmesi, istemesi. Tabii dilenmek derken tabii bunda bir izzeti var. Caminin önünde mendil açmak, köprünün başına değil. Gidip insan eşinden, dostundan, kardeşinden istemesi de nedir? Caizdir. O üç kişi ne diyecek? لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَمًا مِنْ عَيْشٍ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bunun dışındaki isteklerin ey kabisa diyor nedir? Haramdır. Bu üç kişinin dışında bir insan isterse, dilediyse haramdır. يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتَى Bu şekilde sahibi bunu isteyen kişi ne olarak yer? Haram olarak yer. 16. hadis. Ebu Hurayra radıyallahu anhum rivayet etti hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذ۪ي يَتُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ Yani miskin denilen, zavallı denilen, fakir denilen insanlara gidip bir şeyler isteyip karşılığında bir lokma, iki lokma, bir tane iki tane hurma alıp geri çevrilen adam değildir diyor miskin, zavallı, fakir. Kimdir fakir? وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذ۪ي لَا يَجُدُ غِنًا يُغْنِيهِ وَلَا يُفْتَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ Yani kendini ayakta tutacak, muhtaç olmayacak bir şey bulamayıp, ona rağmen insanların durumunu anlayamadığı ve bu şekilde de kendisine sadaka vermedikleri kimsedir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani kapı kapı dolaşan dilencilere Aleyhisselatü Vesselam ne demiyor? Onlara fakir demiyor, miskin demiyor, zavallı demiyor. Miskin kimdir? İhtiyacı yok, ihtiyacı var, isteyemiyor. Bu sebeple de insanlar kendisini bilmedikleri için vermiyorlar. Miskin budur. Bu da muttefakun aleyh hadislerden. Bazı insanların dilinde de duydum. Kitaplarda da geçiyor. İşte herhalde dilencilerin uydurduğu bir hadistir bu. Ne diyorlar? Atın üzerinde de gelse dilenci, yani ne demek atın üzerinde de gelse? Yani zengin olsa, yani imkanı olsa bile ne yapın? Ona verin. Onu duydunuz mu hiç? Duydum. Bir kişi duydu, bir başka duyan yok mu? Ben mesela duydum bunu. Atın üstünde de gelse dilenciye verin. Bu hadis kitaplarında da var tabi ama uydurma hadis kitaplarında var. Geleni boş çevirmeyin. Var mı öyle hadis? Yani boş çevirmeyin derken illa bir şey verme anlamında değil. Azarlamamak lazım sonuçta geleni. Emme sâile felâ tenhar. Bunu
boş çevirmeyin anlamında anlamayız yani. İlla bir şey vermek anlamında değil. Ona ne yapmamak lazım? Kötü davranmamak lazım. Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Allah Teala bizleri kanaat sahibi olan kullarından eylesin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah.